Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz 2-3 gündür Elvan'la birlikte evdeyiz. Yani daha doğrusu hastaneden çıktığımızdan beri hiç dışarıya çıkmadık. Elvan'ın biraz ödemi vardı. Gözlerinde şişlik oluşmuştu. Aslında daha çok biz morluk olur diye korkuyorduk. Hiç morluk olmadı. Hastanede dikkat ettiyseniz ameliyattan çıktıktan sonra sadece şurasında hafif bir çizgi vardı. O kadar. O çizgi kalmadı bile. Gözlerinin üstü şişti. Birazdan size de gösteririm. O yüzden hiç dışarıya çıkmadık ki böyle Elvan'a böyle hava falan çarpmasın diye. Çünkü eğer hava çarparsa hapşuruk oluşturacak, hapşuruk olursa da Elvan'ın canı çok acırdı, hapşuramazdı. Biraz böyle hapşırmak istiyor gibi oluyor ama bunun için doktor bir hap verdi. Bir tane ilaç verdi, günde bir defa atılan. Onu kullanıyor, daha sonrasında hapşırması geçiyor. O yüzden biz hiç hava çarpmasın diye dışarıya çıkmadık Elvan'la. Evdeyiz böyle 2-3 gündür. Bu arada işin güzel tarafı Elvan'ın hiç ağrısı olmadı. Sadece ameliyattan sonraki gün kendini biraz yorgun hissediyordu. O gün zaten biz ameliyattan çıktıktan sonra hastanede hiç uyuyamamıştık. Daha sonrası ertesi günü bütün gün uyumakla geçti. Elvan bütün gün uyudu. İşte 20 dakika buz, 40 dakika normal serbest kalma uygulaması yaptık. Öylelikle geçti yani bir sonraki gün. Bir sonraki günde yani 3. gününde çok daha rahattı. Sadece gözlerinin üstünde şişlik vardı. Ama yine dediğim gibi hiçbir ağrısı yoktu Allah'a şükür. Yani güzel atlatıyor şu an, normal atlatıyor. Çok düşük seviyede değil, çok böyle kötü seviyede de değil. Orta seviyede geçiyor ameliyatın süreci. Şöyle Elvan'a da göstereyim size. Yine üstüne buz uygulaması yaptık. Göz kapaklarına ve yanaklarına gelecek şekilde. Yani zaten şuradan da fark edersiniz, yanağında falan hiçbir morluk, hiçbir şey yok. Burnu da gayet iyileşiyor şu anda. Hatta burnunun ucunun kalkıklığı çok belli. Çok güzel görünüyor şu anda bile. Bu arada biraz yanakları şişti. Ödem böyle şuradan yanaklardan oldu birazcık. Bir de göz kapaklarının üstü şişti. Buzu kaldırdıktan sonra size olan durumu da gösteririm. Bugün 4. günde veya 3. günde sanırım. 4'tü değil mi Elvan? Evet, 4 galiba. Şöyle de göz kapağının üstünün şişliğini göstereyim. Bakın biraz, birazdan fazla. Öyle şişti ama hiçbir morarıklık yok. Tabii bu olan durum çok çok normal. Zaten bu beklenen bir şeydi. Neyse, işin güzel tarafı tabii ki hiçbir ağrısının olmaması. Biraz önce de dediğim gibi. Bu çok güzel. Bu arada ben marketten biraz alışveriş yaptım. Aslında büyük bir alışveriş yapmam gerekiyor ama işte Elvan biraz iyileşsin. İyileştikten sonra beraber markete gidip büyük bir alışveriş yapacağım. Şimdi aşağıdan hemen Carrefour var aşağıda. Oradan ihtiyacımız olan böyle ufak tefek birkaç bir şey aldım. Onları size göstereyim. Şöyle 1 kilo kıyma aldım. Bir paket muz aldım. Bu muzları böyle paketlemişler. Nedense bilmiyorum. İlk defa böyle paketli gördüm Carrefour'da. Şöyle 3 adet domates aldım. Pembe domates. 1 kilodan fazla şöyle patates aldım. Bu patatesler çok güzel görünüyordu. Hatta şöyle kafanı göstereyim. Tırtıklı tırtıklı. İnşallah böyle sapsarı bir patates çıkar. Çünkü bugün patates kızartacağım. Bir tane şöyle sıvı yağ aldım. Sıvı yağım bitmişti. Ben normalde çok kullanmıyorum ama böyle pilav falan yaparken mecburen kullanmak zorunda kalıyorum. O yüzden 1 litre yağ aldım. Çiçek yağı. Şöyle bir tane kola aldım. Bir de şöyle bir şey aldım. Böyle bir kemik suyu. Bununla belki dedim ki çorba yaparız. Yani hiç böyle bir şey denemedim. İlk defa deneyeceğim. Bilmiyorum. Elvan'a da sorayım. İsterse bundan çorba yaparız bugün. Bir tane de şöyle bir şey aldım. Bu Sleepy'nin vücut temizleme mendiliymiş. Bayağı çok büyük bir mendil. X'ler yazıyor zaten. Şurada da yani havlu kağıt gibi bütün her şey silinebilir yani. Böyle ayakkabı falan çok güzel temizlenir. Böyle 50'li bir Sleepy'nin ıslak mendilini aldım. Bu da 37 liraydı, indirimdeydi. Öyle Elvan şu anda çok fazla duşa giremiyor. Yani aslında bir hafta boyunca yasak. O yüzden belki lazım olur diye düşündüm. Bundan aldım. Bugün sizlerle birlikte böyle biraz köfte yapalım. Yanına da biraz patates kızartalım istedim. Üzerine de domatesli sarımsaklı bir sos yapacağım. Bunu bugün size vloglayayım dedim. Önce şu kıymayı yarıya böleceğim. Yani bu 1 kilo. Yarısını kullanmayı düşünüyorum. Hatta belki yarım kilo bile fazla olabilir. Ben şöyle fazladan alayım dedim. Belki yarına kıymalı makarna yaparız. O yüzden bunu yarıya böleceğim. Yarım kilosundan köfte yapacağım. Bu arada kıyma indirimdeydi ama böyle orta yağlıydı. Ben dedim ki çok yağlı olsun istemiyorum dedim. Oradan yağsız kıymadan da ekledi. Sağ olsun Carrefour'daki görevli gerçekten bu konuda çok çok yardımcı oluyorlar. Yani şöyle normal yağlı bir kıyma oldu. Fiyat olarak da indirimli fiyattan verdi. Böyle hem yağsız dana kıyma koydu hem de orta yağlı kıymayla böyle karıştırdı. Çok çok iyi oldu yani.
Sağ olsun, bu konuda da çok yardımcı oluyor Carrefour her zaman. Şöyle kıymaya soğanını, baharatlarını ekledim. Bir tane de diş sarımsak rendeledim. Şurada da ekmeği sütle ısladım. Böyle sütle ıslayınca daha lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Yumuşacık oluyor köfte. Şimdi bunu ekleyeceğim. Şurada da şöyle 3 tane patates doğradım. 2 tane de domatesi böyle küp küp doğradım. Bunu birazdan böyle sarımsakla birlikte kavuracağım. Bunun üzerine sos yapacağız. Yani böyle olacak bugünkü menümüz. Şimdi köfteyi yoğurayım. Bu arada maydanozum yoktu. O yüzden böyle maydanozsuz köfte yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Ama zaten Elvan da sevmiyormuş maydanozu. O da böyle hep sadece baharatla yapıyormuş. Ben de ilk defa maydanozsuz deneyeceğim. Köftelerimi yoğurdum, böyle de hazırladım. Bazıları böyle büyük oldu, bazıları ufak oldu. Ama olsun, hiç önemli değil. Zaten ekmek arası yaparız belki patatesle birlikte. Şimdi domatesi de koyacağım, patatesleri de kızartacağım. Bunları da hemen hepsini, üçünü de ocağa alacağım. Hepsi aynı anda olur sanırım. Ben şöyle akşam yemeğimizi hazırladım. Köfte patates kızarttım. Biraz patatesler fazla kızardı. Üzerine domates sos koydum. Şurada da şöyle cacık yaptım. Naneli, sarımsaklı. Bize şimdi afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik, bulaşıkları topladım. Bir baktım kapı çaldı, annemler geldi. Şöyle annem çok güzel bir cevizli kek yapmış. Bir de kakaolu galiba, değil mi anne? Çok güzel görünüyor. Baya güzel görünüyor. Çok güzel kabarmış. Ellerine sağlık. Ve şöyle bir kadayıf tatlısı yapmış. Kadayıflı muhallebili. Şöyle göstereyim. Böyle latte bardağında da sunum yapmış. Şu da dondurma kabı galiba. Böyle Elvan da bize tatlı getirmiş bol bol. Şimdi çay koyalım yanına, bunları yiyelim. Kek o kadar güzel görünüyor ki, ama bize çok fazla ya. Annem bu tatların hepsini bize getirmiş. Diyor ki yarın da yersiniz, içersiniz. Ama zaten bugün kek yeriz. Yarın da tatlıları yesek bayağı bir kalıyor. Çok fazla yapmış. Şöyle birer dilim hepimize kek kesiyorum. Bayağı güzel görünüyor. Şöyle içinde göstereyim. Çok güzel olmuş. Bu arada şu tabaklarımı çok seviyorum. Bunları Karaca'dan almıştım. İndirime girer girmez böyle koşturup gidip almıştım. O kadar güzel tabaklar ki. Bunları evlendikten sonra Fransa'ya da götürmeyi düşünüyorum. Çok çok beğeniyorum. Hatta bir tane pahalı bir marka var. Onun muadili gibi bir şey olmuş. Karaca'da ona özenerek yapmış sanırım. Çok beğendim. Bir tabak takımı. Pasta tabağı takımı. Şimdi de çaylarımı koyacağım. Ama şöyle çay demlemeyeceğim. Elvan şöyle bir çay getirmiş. Bu çok sevdiği bir çaymış. Bundan yapacağım. Bir de ben kendime şundan yapacağım. Şu Lipton tek demlik çayına bayılıyorum. Annemle, kardeşime ve Elvan'a şu Mevlana çayını yapacağım. Bunu denesinler. Bu arada bu çay takımını da severek almıştım. Bunu English Home'dan aldım ama bu biraz pişmanlık yarattı. Hiç makineye atmadığım halde şöyle görünür mü bilmiyorum tam kamerada. Bakın şu yaldız kısmı çıktı. Güzel olmadı yani, bu iyi olmadı. Çok da özenerek almıştım ama ve işte makineye de atmamaya özen göstermiştim. Ona rağmen bu gold kısımları çıktı. Şu tek demlik Lipton'un içini göstereyim size. Bakın şöyle direkt demleme çay. Hiç şu sallama çay gibi değil. Bayağı da güzel oluyor. Şu altta kalıyor, hiç ağza gelmiyor. Çok güzel yapmışlar bunu. Çaylarımızı içtik. Hatta Ayşenur tatlı da yedi. Bizim tatlıya yer kalmadı. Baya çok güzel bir kek olmuş. Bir gün anneme diyorum ki bunu YouTube'da tarifini verelim. Cevizli bir kek yapmış. Aslında annem elma da koyuyor içine ama belki Elvan sevmez diye elma koymamış bu sefer. Ona rağmen çok çok lezzetli olmuş. Çok beğendim. Ellerine sağlık anneciğim.
Şimdi böyle İzmir'de de yağmur başladı şu anda. Hatta ben bugün haberlerde görmüştüm. İzmir'de böyle sel uyarısı falan da verilmişti. Bayağı böyle şimşek çarpıyor. Dedik ki böyle romantik romantik bir film izleyelim. Film düşünüyorken böyle filmlerden dizilerden konuşuyorken Elvan dedi ki ben hiç Babam ve Oğlumu izlemedim. Annem de ben de dedik ki hani bu çok çok güzel bir film, nasıl izlemezsin falan. Hani çok ağlatıcı, çok duygusal bir film. O yüzden dedik ki Elvan'a o filmi izletelim ve Elvan'ı ağlatalım dedik. Bakalım şimdi açacağım Netflix'te varsa. Elvan ağlayacak mı ağlamayacak mı artık sonra size söylerim. Ben filmi açayım. Bakalım Elvan ağlarsa size çekerim. Çok çok güzel bir film. Biz annemle belki 5000 kere izlemişizdir ve 5000 kere de hiç şaşmadan ağlamışızdır. Öyle şimdi açayım filmi. Yaklaşıyor. 12:44 geçiyor. Biz filmi daha yeni bitirdik. Bayağı duygusal bir film. Zaten izleyenleriniz varsa biliyordur. İzlemeyenleriniz varsa da muhakkak tavsiye ediyorum. Yani gerçekten kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Gerçi izlemeyen çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle bir iki damla böyle gözyaşı akmaya başladı. Hemen odaya geldim. Çünkü daha dedim ki video kapanışı yapmadım. Kıpkırmızı gözlerle de böyle karşınıza çıkmak istemiyorum. O yüzden çünkü ben ağladığım zaman bayağı kıpkırmızı oluyorum. Gözlerim falan aşırı derecede kırmızı oluyor. Odaya geldim. Böyle sadece bir iki damla gözyaşı aktı. Annem hüngür hüngür ağladı. Ayşenur ağlamadı. Elvan da filmi çok beğendi ama o da ağlamadı. Ama filmi bayağı beğendiğini söyledi. Yani çok duygusal bir film dedi. Ama Elvan ve Ayşenur sanırım bu konuda aynı. O da Ayşenur da böyle aksiyon filmleri falan çok sever. Korku, gerilim filmleri çok sever. Elvan da öyle biraz daha korku, gerilim filmleri çok seviyor. O yüzden galiba duygusal yöndeki bu yani duygulu filmler onlara tam geçmiyor. Belki de yani bu film geçmemiştir bilmiyorum. Öyle zaten Elvan başında demişti hani ben zaten öyle kolay kolay ağlamam demişti. Bir de biz annemle dedik ya kesin ağlarsın yani bunda ağlamadan durulmaz falan deyince beklentiyi de yüksek tutmuş olabiliriz. Benim için gerçi beklenti çok çok yani çok çok yüksek de bir film. Yani beklentisi yüksek olan bir film bu kesinlikle. Öyle Elvan ağlamadı ama çok çok sevdim. Neyse ben şimdi sizlerle başka bir konu konuşacağım. Biz bugün Emrah'la Fransa'da yaşayacağımız evi araştırdık, bakıyoruz. Böyle sitelerden, böyle onun tanıdığı arkadaşlarından birkaç ev baktık. Bu konuda biraz çok üzgünüm. Hatta çoktan daha da fazla üzgünüm. Oraya gidince dedim ki galiba böyle biraz psikolojim bozulacak. İyi hissetmeyeceğim kendimi. Zaten kendimi böyle İzmir'den gitmeye hala hazırlayamadım. Annemden, kardeşimden ayrı olmaya kesinlikle hazırlayamadım. Özellikle kardeşimden. Çünkü ben kardeşime çok düşkün bir insanım. Ve kardeşimle kardeş gibi değil, arkadaş gibiyizdir. Çok yakın, iki arkadaş gibiyizdir. O yüzden hiç bu duruma hala kendimi hazırlayamadım. Daha ona gelmeden birkaç şey daha var. İşte şu an ben büyük şehirde yaşadığım için burada çok rahat böyle geziyorum, tozuyorum. Çok rahat bir şekilde her istediğime ulaşabiliyorum. Marketler olsun, AVM'ler olsun, çarşılar, pazarlar olsun. Birçok alternatifim ve birçok seçeneğim var ve ben burada doğma büyüme bir insan olarak buna çok alışmışım. Fransa'da her zaman zaten söylenenler de vardır, biliyorsunuzdur belki sizin de tanıdıklarınız varsa. İşte Avrupa'da hayat yok, yaşam yok. Gerçekten de bunu bana her zaman Emrah ve işte akrabaları, arkadaşları da her zaman söyler. İşte şu an İzmir'e çok alıştın, çok güzel bir yer. Böyle istediğin zaman çıkıp kahve içebilirsin, çay içebilirsin. İstediğin bir şeye ulaşmak çok daha kolay gezmek, eğlenmek konusunda. Ama yurt dışında böyle olmuyor. Zaten bu konuda da biraz üzgündüm. En son ev konusuna geldik. Ev bakıyoruz Emrah'la şu anda. Üzüldüğüm yine bir şey daha var. Ev metrekare olarak çok çok düşük. Yani baktığımız bütün evler öyle. Şu anda daha 100 metrekare baktık mı hiç bilmiyorum bile. Varsa da 1-2 tane vardır. Onlar da kesinlikle eminim çok kötü görüntüdedir. Evler metrekare olarak çok düşük. Konum olarak benim istediğim tarzdaki evler böyle AVM veya mağaza yani marketlere çok daha uzakta kalıyor. Ve ben Fransa'ya gidince kursa gitmem gerekiyor.
daha önce de bir videomda bahsetmiştim. Belki hatırlayanlarınız vardır, yoktur. Tekrar anlatayım. Fransa'da oturunduğum zaman dilini öğrenmek mecburiyetindeyim. O yüzden orada ben ücretsiz bir şekilde devlet beni kursa gönderiyor ve o kursta beni bir sınava tabi tutuyor. Ona göre de oturum alıyorum. Böyle bir kursa gideceğim. Bu kursta şehir merkezinde benim istediğim böyle bahçeli yer evleri var. Bunlar biraz daha köylük alanlarda. Şehir merkezine doğru yaklaşınca da evler metrekare olarak çok çok daha düşüyor. Zaten bu köylük alandaki olan evler de çok küçük. Yani böyle 70-80 metrekare evler. Şehir merkezinde 54 metrekare, 60 metrekare, hatta daha da düşükleri bile var yani. Emrah'ın attı, hani bak bunlar bile var diye gösterdi. 26 metrekare evler var. Çok ilginç, çok şaşırtıcı. Daha sonrasında şöyle bir sıkıntı var. Tabii artık hani dedim ki o bir şey değil, hani bir şekilde halledilir. Mutfak konusunda sıkıntı var. Nedense baktığımız bütün evlerin mutfağında üst dolapları yok. Sadece altta dolaplar var. Emrah diyorum ki yani biz hani ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nereye sığdıracağız tavamızı, tenceremizi. Bir de biz artık Türkiye'de çok alışmışız. Böyle pratik malzemeler, plastik malzemeler, ne bileyim birçok şeyimiz var yani. Bir sevdiğimiz üründen bir tane daha alıyoruz, bir şey daha yapıyoruz. Hani o kirlenince diyoruz ki diğerini kullanalım. Çeşit çeşit böyle ürün alıyoruz. Mutfak malzemesi ürünlerimiz çok geniş yani. O yüzden ona da çok şaşırdım ama dedim ki hadi bir şekilde alırız, dolap alırız, dolap ilave ederiz, sorun değil. Önemli olan dedim bahçeli bir ev olsun ve güneş gören ferah bir ev olsun. Yani o konuda da çok mutlu olamadım. Size de birkaç tane baktığınız evlerden göstermek istiyorum. Bakın, öncelikle size şöyle bir video izleteceğim. Bunu Emrah biraz önce gitti, çekti, gönderdi bana hemen. Bu arkadaşının eviymiş. Daha boşaltılmamış. Bir ay sonra sanırım boşaltılacakmış. Şurası bahçe alanı. Ev şu kısım. Yani şu kısım, mouse'u göremiyorsanız. Şurası da bahçe alanı. Şu taraflar iş yeriymiş. Şurası da hatta buraya bağlı ve bağlı bir depoymuş. Orası da aynı şekilde bir iş yeriymiş. Etrafında çok fazla bir ev yokmuş. O yüzden biraz Emrah'ın içine sinmedi. Ama asıl benim içine sinmediğim kısmı göstereceğim size. Önce izleteyim videoyu. Şöyle. Zaten videoda yani hani çok fazla bir şey göstermiyor ama şu pencereleri görüyor musunuz? Bunlar çok küçük görünüyor. Bilmiyorum. Emrah dedi ki belki sana video da öyle geliyordur. Hani o kadar küçük değil bence dedi ama zannetmiyorum. Emrah bence benim ne demek istediğimi anlayamadı. Ben ev güneş görsün, hani böyle boydan pencereler olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü ben evin içerisinde vlog çekeceğim ve bu şekilde çok karanlık olacağını düşünüyorum. Mesela şurada şu kısım neresiyse burası hiç güneş görmüyor. Yani sanırım evin girişi burası. Burada banyo tuvalet alanı mı yaptılar bilmiyorum ama muhtemelen öyle de olabilir. Tam emin değilim. Şu kısım eğer bir oda varsa burada kesinlikle güneş görmüyor. Banyo tuvaleti olsa şu ne işe yarıyor, şuradaki kapı? Bilemiyorum. Yani enteresan. Burası o yüzden hiç içime sinmedi. Emrah'ın içine sinmeyen kısım etrafında böyle depo falan olması. Çok fazla insan olmamasıymış. Ama şehir merkezine 15 dakika uzaklıkta bir yer. Size başka bir ev daha gösteriyorum. Bunu da Emrah attı. 73 metrekare bir ev. Şu kısım mutfak. Sadece 3 tane şöyle yukarıda dolabı var. Başka bir dolap yok. Tabii dediğim gibi dolap ilave edilebilir ama şu tezgah alanı bile çok dar. Zaten şu kısmın masa olduğunu düşünürsek sadece geriye kalıyor tezgah alanı şurası. Yani şurada bir insan otururken şurada yemek yapmak çok çok zor. Ocağın yanında bir baharatlı koyacak yer yok. Yani tabii ki şu an beni yurt dışından izleyenler varsa diyordur ki Göksu sen hani çok fazla ince şeyler düşünüyorsun ama bunlar yoktur. Yok diyordur belki de yurt dışında ama işte Türkiye'den geleceğim için tabii ki de bunları düşünüyorum doğal olarak. Kendimi daha tam hazırlayamadım. Güzel kısmı boydan cam olması tabii ki. Böyle salonun camı. Ve hiç sevmediğim şey yamuk balkon. Hiç sevmem ama tabii bunda yapacak bir şey yok. Bu o kadar önemli bir şey değil. Dediğim gibi şu cam olayı, boydan cam olayı çok daha önemli. Burası da salon kısmı bu arada. Yani buraya sadece bir L koltuk sığabilir. Ve bu L koltuk küçük olacak. Yani şu kısma. Şuraya da televizyon gelecek. Öyle bir zigon sehpa falan bunlar konulması imkansız gibi duruyor.
şöyle, burası da yatak odası kısmı. Şurada bir dolap var, gömme dolap var. Ekstradan dolap koyacak başka bir alan yok. Zaten yatak başlığı gelecek. Komodin koymaya bile yer olabileceğini zannetmiyorum. O kadar küçük. Bir tane daha fotoğraf var burada. Şöyle bir fotoğraf. Burası neresi bilmiyorum artık hangi kısım. Burada da küçük bir şey var, balkon var. Bu da içime sinmedi ama size göstereyim dedim. Şöyle bir başka ev daha göstereyim size. Burası da 68 metrekare olan bir ev. Şöyle bir balkonu var. Şurada yeşilliği var. Tek güzel olan kısım şöyle bir yeşilliğe bakıyor olması. Şu balkonu gerçekten korkunç görünüyor. Şöyle bir de salonu göstereyim. Burası da salon kısmı ve güzel olan tek şey dediğim gibi yeşilliği görüyor olması ve boydan cam olması. Yani evi ferah gösteriyor. O yüzden bu güzel. Onun haricinde diğer fotoğrafları göstermeme bile gerek yok. Çünkü 68 metrekare ev, yani şu an olduğumuz salon bile daha büyüktür diye düşünüyorum. Bayağı küçük. O yüzden bunu kapatıyorum. Yine bana attığı başka bir ev ilanı. Şöyle göstereyim. Bu da 62 metrekare. Şöyle bir balkonu var. Çok çok güzel tabii ki balkonu. Çok beğendim ve yine dediğim gibi yeşilliğe bakıyor olması aşırı güzel. Burası salon mutfak bir. Şu mutfağı görebiliyor musunuz? Küçüklüğünü. Böyle bir alan mutfak. Şurası da salon. Dediğim gibi bu belki halledilebilir tabii ki. Yani buralara dolap eklenerek güzel olabilir ama gerçekten çok çok küçük. Aşırı küçük. Şöyle bir de çok anlamıyorum şu anda ama böyle bir harita gibi bir şey çıkarmışlar. Bakın burası da banyo. Banyolar genelde küvetli. Duşakabin çok görmedim. Hatta bazılarında hem duşakabin hem de küvet var. Mutlaka küvet var ama bazılarında duşakabin hiç yok. Genelde hep küvet var. Ve güzel olan kısım her zaman ikili lavabo var. Bunu çok sevdim. Fransa'da yani genelde galiba evler bu şekilde. Bu çok çok hoşuma gitti. Bu güzel. Bu da yatak odası sanırım. Bu da güzel, ferah duruyor. Ama buraya bir dolap tabii ki sığmaz. Şuraya bir yatak başlığı, iki komodin gelse, bir makyaj masası ve dolap için yer kaldığını zannetmiyorum. Tabii şuradaki alana da bakmak lazım ama ikisinden biri sığar en fazla. Ya makyaj masası ya da dolap sığar. Yine mutfağı da şöyle yakından çekmişler. Bakın şurası ocak kısmı. Şurası sadece yemek yapıp plastik bulaşıklarımı yıkayabileceğim alan şurası. Yani inanılmaz korkunç görünüyor. Böyle. Bir başka ilanla geçtim. Burası 98 metrekareymiş. Ev şurası. Bahçeli yine. Şöyle. Bunun güzel olan tek kısmı gerçekten bahçesi. Yani bu evlerin güzel olan tek tek kısmı. Yani ortak özelliği bahçeye ait olması, bahçelerin olması. Şöyle bir de ben böyle tamamen çim istemiyordum. Şöyle bir buna ne denir? Böyle taşlık alan diyeyim ben. Böyle bir alanın olmasını istiyordum. Çünkü buraya bahçe mobilyası falan koymayı düşünüyordum. O yüzden bu alana çok sevdim. Çok güzel. Genelde evler direkt böyle çimlik alana çıkıyor. O yüzden bu kısmı beğendim. Burası da mutfağı. Mutfağı diğerlerine göre çok çok daha iyi. Hatta ada mutfak koymuşlar. O da güzel olmuş. Keşke şuraya bir dolap çekmece yapsalarmış ama problem değil. En azından mutfağı diğerlerine göre daha kullanışlı. Ve rustik galiba perde kullanılıyor burada. Galiba genelde Fransa'daki evlerde rustik perde kullanılıyor. Hep o şekilde gördüm. Onu çok severim zaten ben. O güzel oldu benim için. Başka da bir fotoğraf yok. Böyle 3 tane fotoğraf var. Şimdi de size en beğendiğim evi göstereceğim. Yani bu zamana kadar Emrah'ın attıklarının arasında en mantıklısı, en güzeli bu. Sadece bir tek sıkıntı var, mantığa aykırı olan. Onu da söyleyeceğim hemen size. Bu ev 91 metrekareymiş. Ev burası. Sanırım dubleks. Şöyle mutfağı var. Çok çok güzel mutfağı. Sadece üstte dolapları yok. Yani şu kısımda dolap var. Ama dediğim gibi diğer mutfaklara göre çok daha güzel. Ve şuralara biraz dolap ilave edilebilir. O yüzden güzel. Şöyle bir banyo alanı var. Hem duşakabin gibi böyle ayaklı bir şekilde. Hem de küveti var. Bu da çok güzel. Çok mantıklı.
Dediğim gibi yine lavabo olayı ikilinin olması çok çok güzel. Bunu zaten çok sevdim. Bir de şu lavaboyu ben çok seviyorum. Böyle su aşağıya doğru akan. Buna tamam ne denir bilmiyorum ama bu çok hoşuma gidiyor. Genelde alışveriş merkezlerinde olan bir şey. Şöyle bir dolabı var. Bu dolabı da yani buradan güzel görünüyor. Yani büyük geniş görünüyor gömme dolabı. Bunu da sevdim. Zaten benim muhakkak dolap ilave etmem gerekecek. Yine de bu diğerlerine göre çok çok daha iyi durumda. Sadece salonu göremiyoruz. Umarım salonu da güzeldir. Şimdi bir de diğer beğendiğim ilanı göstereyim size. Burası 120 metrekare. Emran attıklarına göre bir önceki ve bu ilan çok mantıklı. Sadece mantıklı olmayan bir kısmı var. Ortak özelliği onu söyleyeceğim hemen size. Ev burası. Aslında görünüşte yani tabii ki çok böyle şey değil. Sanki çok güvenliği olmayan böyle nasıl diyeyim. Sanki böyle hırsız girecek çok kolay basit bir ev gibi duruyor. Ama Emrah öyle şeylerin olmadığını söylüyor. Birçok pencerenin olmasını çok beğendim bu arada. Bakın şurası da içi. Mutfak alanı ve şu salon alanı gerçekten çok ferah görünüyor. Bunu çok beğendim. Hemen bahçeye çıkıyor. Bu da çok güzel. Şöyle bu da diğer odası. O da bakın bahçeye çıkıyor. O da çok çok güzel. Çok güzel bir güneş alıyor. Bu evi çok beğendim. Ortak özelliğini söyleyeyim hemen size. Şimdi size bu beğendiğim iki evin de kötü olan ortak özelliğini söyleyeyim. Zaten tahmin etmişsinizdir. Şehir merkezine uzak tabii ki. Biraz daha köylük alanda. Köylük alanda olması hiç problem değil aslında benim için. Zaten ben oraya gittiğimde araba kullanmayı düşünüyorum. Yani her yere de arabayla giderim. Hiç sıkıntı değil ama şöyle bir şey var. Bir ekmek almaya bile arabayla gidermişim. Öyle söyledi Emrah. Çünkü etrafta bir market, bakkal vesaire hiçbir fırın mırın hiçbir şey yok dedi. O yüzden Emrah dedi ki ve ailesi aynı şekilde orada çok çok canı sıkılır. Yani bir şey almaya gitmek için atıyorum bu evde o an sarımsak, soğan eksik, bir şey eksik. Nereden baksanız 10-15 dakika yol gitmem gerekiyor. Hatta 10-15 dakikadan fazla bile olabilir. Tam konumunu bilmiyorum. Elvan'a göre çok daha uzakta öyle söyledi. Emrah dedi ki hani biraz daha hani 10-15 dakika uzaklıkta bir şeyler var ama Elvan da çok iyi biliyor oraları. O da dedi ki yani yarım saat 40 dakika gidebilirsin. Bir de tabii ki Emrah'ın ailesine 40 dakikada uzaklıkta olan bir yer. Ben öyle olsun da çok istemem aslında. Çünkü ben zaten şu anda dil bilmiyorum. Emrah'a işteyken zaten kursa gideceğim her gün. Mecburi kursum var hafta içi 5 gün. Ondan sonrasında tabii ki hani yemek vesaire gün bir şekilde geçer ama ailesiyle de vakit geçirmek isterim yani. Gün içerisinde birileriyle konuşmak, sohbet etmek, birileriyle gidip gelmek bu kadar zor olsun istemem. Emrah'ın bütün akrabaları 40 dakika uzaklıkta oturuyorlar. O da kötü çünkü oraya gittiğimiz zaman bir de dönüşünü düşünmek gerekecek. O yüzden ayaklarımız gitmek istemeyebilir. Yani ona da bir formül buldum. Dedim ki en kötü ihtimalle gittiğimiz zaman yani annenlerle görüşeceğimiz zaman bir iki gün annenlerde kalırız. Öyle güzel olur. Keyifli bir vakit geçiririz. Daha sonrasında yine işte normal köylük hayatımıza devam ederiz. Öyle bir şey söyledim. Ama işte bu fırın vesaire bu olaylar tabii can sıkıcı. Dediğim gibi imkanlar doğrultusunda bulduğumuz böyle bir iki ev var beğendiğim. Emrah'ın da bu konuda içine sindiğim. Onlara yazdı şu anda mesaj attı. Bakalım onlardan dönüş gelsin. Artık bu ay sonuna kadar bir ev tutmuş olması da gerekecek. Çünkü kağıt işlemleri başlayacak. Kağıt işlemleri için de öncesinde evin tutulmuş olması. Yani benim nerede yaşayacağımı görmesi gerekiyormuş. Artık konsolosluğun mu, devleti mi yani hangi birim bakıyorsa buna. O yüzden bu ay sonuna kadar evimizi tutacağız inşallah. Ben bu videomu artık burada kapatayım. Böyle dolu dolu bir vlog olmadı. Biraz daha konuşmalı, sohbet etmeli oldu. Elvan inşallah artık yarından itibaren biraz daha iyileşme sürecine girecek. Onunla canı çok sıkıldı. Yarından itibaren gelin görünce bayağı bir gezeriz inşallah. Öyle düşünüyorum. Bu arada burnuyla alakalı çok fazla soru soruyorsunuz. Geliyor yani ara ara mesajlar işte memnun kaldınız mı, doktor nasıldı, iyi miydi? Bu hemen verilebilecek bir cevap değil. Şu anda burnu zaten bandajda. Yani biz daha burnumu göremedik bile. Dediğim gibi doktoru sempatik, tatlı bir insan. Bu konuda da yaptığı işlerle alakalı iyi yorumları olan
bir insan ama yorumcumun yorumunu şu anda sizlerle paylaşamıyorum. Pazartesi günü bandajı açtırmaya gideceğiz. Zaten onu da vloglayacağım sizlere. Artık yine o da tam bir burun olmayacak yani. O burunun oturması nereden baksanız bir 6 ayı buluyormuş. O yüzden dediğim gibi bu ilk etaptaki yorumlarımızı pazartesi günü sizlerle paylaşırız. Ben videomu artık burada kapatayım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.